Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü bölümde yoğun istek üzerine şu gibi rakamları online olarak nasıl kazanıyorum açıklıyorum. Ama tabii sadece bununla kalmayacağım. Bu gibi sonuçları ve maaşınızdan daha fazla para kazandırabilecek 7 YouTube kanal fikrini sizlerle paylaşacağım ve nasıl yapabileceğinizi de anlatacağım. Eğer bu ilginizi çektiyse bir an önce videoya geçelim. Haydi. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum sizlere. Geçtiğimiz günlerde online para kazanmayla alakalı 10-15 video yaptım. Hepsinin aşağısında en az 2-3 tane yorum görüyorum. Sen bu parayı kazanabiliyor musun şeklinde. Ve kazanabiliyorsan YouTube'da işin ne şeklinde. Birçoğuna aslında mütevazi yanıtlar verdim. Ya kazanıyorsam ya insanlara yardım etmek istiyorsam diye. Ama dedim ki tamam artık demek ki sonuçları paylaşmalıyız. O videonun başında gördüğünüz 2500 dolarlık kazanç online kanallardan gelen sadece 2 ödemeydi. Onun detaylı anlatımını videonun devamında yapacağız. Şimdi siz bu parayı nasıl kazanabilirsiniz? O 7 tane kanal fikrine geçmeden önce şunu söylemek istiyorum çünkü önemli görüyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde SVB Bankası, işte Silvergate Bankası gibi bankalar battı. Bunlar en fazla kripto ile alakalı olan bankalardandı ya da girişimcilik üzerine diyelim. Yine bildiğiniz üzere FTX gibi büyük borsalar bile batabiliyor kripto alanında. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Parayı yaymamız gerekiyor birçok yere. Şimdi asıl konumuza geçmeden önce sizlere OneInch ile alakalı önemli bir bilgi vermek istiyorum. Eğer bunu geçmek istiyorsanız aşağıda zaten zaman aralıkları var. Oradan devam edebilirsiniz. Aslında token'ı da elimde vardı ve sizlere videoda göstermiştim. Gösterdiğim zaman yaklaşık 0.49 seviyelerinde, 0.50 seviyelerindeydi. Şu an %17'lik bir kazanç almış olabilirsiniz bile. Eğer spot olarak belki elinizde biraz tutmak istediyseniz. Bunun sebebi aslında şu. İnsanlar biraz daha paralarını farklı yerlere, decentralized dediğimiz merkezi olmayan yerlere kaydırıyorlar. Bunu kolay bir hale, daha cazip diyelim bir hale getirebilmek için de kullandığım OneInch'te şöyle bir özellik getirdiler. Burada ben kendim kullandığım için, token de elimde olduğu için sizlere söylüyorum. Hani kolayınıza gelebilir kullanmak. Burada aplikasyonuna gittiğiniz zaman herhangi bir gas fee dediğimiz komisyon ödemiyorsunuz işlemlerinizi yaparken. Yani bir şeyi takas yapacaksanız belki burada yapmayı düşünebilirsiniz. Ben her zaman anlattığım gibi linklerini zaten aşağıya vereceğim. Şimdi asıl konumuza gelebiliriz. Arkadaşlar ben az önce gösterdiğim rakamları genel olarak YouTube'dan kazanmaktayım. Afiliyet olsun, sponsorlu çalışmalar olsun, YouTube'un kendisinden alınan reklamlar olsun. Farklı şekilde buralardan para kazanmaktayım. Şimdi bazı arkadaşlarımız videolardan geliyorlar. ChatGPT'ye bir şeyler yazdırdım. Oradan para kazanabildim mi? Zaten bu rakamları yapabiliyor musun? Şeklinde. Şöyle bir örnek vermiş olayım. Bir doktorun, bir avukatın diğer birçok mesleğe göre daha fazla para kazandığını bilirsiniz. Bir doktorun az çok ne yaptığını da bilirsiniz ya da avukatın ne yaptığını da bilirsiniz. Ama illa sevmiyorsanız bu mesleği ya da yapmak istemiyorsanız yapmak zorunda değilsiniz. Böyle düşünebilirsiniz. Ben YouTube'u daha çok seviyorum. Sizlere video hazırlamayı, bilgi paylaşmayı, buradan bu şekilde yapıyorsam yaparken de para kazanmayı daha çok seviyorum. Bu yüzden de bu işlemleri yapıyorum. Ha bu demek değildir ki diğerlerini bilmiyorum, denemiyorum. Bütün konsepti detaylarına kadar biliyorum. Bilmediğim alanları da çok iyi araştırıp sizlere o şekilde anlatıyorum. Ya da bilenlerden, bunu yapanlardan destek alıp onlardan öğrenip o şekilde anlatıyorum sizlere. O yüzden öyle 20 yöntemle para kazanmaya gerek olmuyor. Bir tanesi, iki tanesini ben seçiyorum. Kişisel olarak beğendiğim için diğerleriyle devam ediyorum. Bunu da açıklığa kavuşturmak istedim sizinle birlikte. Şimdi YouTube konusuna geçersek, yani o 7 tane farklı konsept, bunlar neler olabilir? Örneklerle gideceğiz sizinle birlikte. Bir tanesi kafanıza yatabilir, onu kullanmak isteyebilirsiniz. Bunları başaran kişilerden bahsediyorum bu arada. İlk örneğimiz arkadaşlar BodyHub diye bir kanal. Bunların geneli uzun videolar olacak. Yani short videoları değil. BodyHub kanalında arkadaşlar göreceğimiz bu tarz kişinin kendi yüzünü göstermeden yarattığı sporla alakalı bilgiler verdiği bir kanal. Ama burada sadece reklam gelirlerinden, bakın sponsorluk ya da affiliate falan değil, sadece reklam gelirlerinden ne kadar kazandığını bir görelim beraber. Şöyle bakıyorsunuz aşağı, bakın aylık yaklaşık 900 dolarla 14 bin, neredeyse 15 bin dolar arasında bir rakam alıyor. Social Blade diye bir sayfa var, bu yaklaşık bir rakam. Hani illa bunları alacak demek değil ama genel olarak bu şekilde işliyor. Hani tahmini bir şey yürütüyor buraya diyebiliriz. Bu birinci örneği, yani sporla alakalı bir kanal açabilirsiniz. Yüzünüzü bile göstermeden, kendi sesinize bile gerek olmadan. Sonlarına doğru bunun ne demek olduğunu açıklayacağım. Devam edelim. 5 Minute Decor diye farklı bir video var. Yine yüzünü göstermiyor. Burada sadece hayatta kullanabileceğiniz işte küçük ipuçlar, işinizi kolaylaştırabilirsiniz.
araştırabilecek şeyleri gösteriyor. Bu tarz videolar da hazırlanabilir. Nerelere bakmanız, nereden telif hakkı olmayan videolar alabileceğinizi çok daha fazla örnek vererek bu sefer videonun yine sonlarına doğru, bu bölümün sonlarına doğru söyleyeceğim. Bakın bu kanalın kazançları da 5300 ile 84 bin dolar arası. Bu çok büyük bir meblağ ama potansiyeli var. Sizlere de sadece bütün sonuçlarından iki tanesini gösterdiğim gibi. Yani bunu anlayabiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum artık. Devam etmiş olalım. TechZone diye bir yer var. Burada da yeni aletler, edevatlar, teknolojiyle alakalı şeyleri videolar haline getirmiş. YouTube'da kendi yorumlarını yapıp captions dediğimiz caps'leri ekliyorlar, bir konuşma ekliyorlar vesaire. Bu şekilde yapıyorlar. Bu şekilde bir kanal açmışlar daha doğrusu. Bakın gördüğünüz üzere zaten 4.31 milyon takipçiye ulaşmışlar. Ve bunun da yaklaşık sonuçları arkadaşlar sadece reklam gelirinden 10 bin dolarla 120 bin dolar arasında. Devam etmiş olalım. Başka bir şey var. Motiversity diye bir yer var. Bu kanalda motivasyon videoları yapıyor. Farklı kişilerin konuşmalarını motive edici, ilham verici videolar haline getiriyor ve izleyicilerine sunuyor. Bunun sonuçlarına baktığımız zaman da 1.7 bin ile 26 bin dolar arasında bir getirisi olduğunu reklamdan sadece görebiliyoruz. Yine devam etmiş olalım diğer fikir olarak. Healing Soul diye bir kanal var. Burada da bakın canlı yayınlar yapıyorlar. 102 bin neredeyse takipçileri var. Burada yapılan şeyler daha böyle spirituality dediğimiz ruhani şeyler, konuşmalar, mental olarak insanların hoşuna gidebilecekler, meditasyon tarzı konular. Bu tarz konuları ele alıyor YouTube videolarında ve kesinlikle kendisini göstermiyor. Bir tane video koymuş ya da resim koymuş daha böyle huzurlu kabul edebileceğimiz türden. Onun üzerine bir müzik var, bir konuşma var vesaire. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bunun sonuçları da bakın şöyle bakıyoruz. 1000 dolarla neredeyse 16 bin dolar arasında. Yani 100 binlik bir kanal bile bu paraları reklamdan sadece yine söylüyorum kazanma potansiyeline sahip olabiliyor. Ve belki de Türkiye'de birçoğumuzun sevdiği şöyle bir kanal var. Bakın direkt Social Blade kısmından göstereyim. Gamers Little Playground diye geçiyor. Burada da 3 binle neredeyse 50 bin dolar arasında sadece oyun videoları yapıyor ve bunları insanlara sunuyor. Bu şekilde para kazanabiliyor. Bu fikirlerden herhangi bir tanesini ya da tamamıyla farklı bir fikri ChatGPT'yi bilenleriniz varsa oraya gidip de yazabilirsiniz. Farklı fikirler edinebilmek adına kullanabilirsiniz. Ve gördüğünüz üzere gerçekten özellikle Türkiye ile karşılaştırırsak insanların aylık olarak normal kazandığı maaşların çok daha fazlasında gelirler elde etmesini sağlayabilir. Şimdi 6 tane fikir verdim. 7.si ne olacak diyorsunuz. 7.si arkadaşlar short video fikirleri. Test olarak açtığım short video kanalında 100 bin izlenmeyi geçti bile. Yaklaşık 1 ay içerisinde hazırladığım videolar. Onun videosunu şuraya vermiş olayım. O bölümü izleyin. 7. fikir olarak da belki uzun videolar yerine short videolar yapmayı tercih edeceksiniz. Yine benzer şekilde buradan kazanabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey söylemiş olayım videoda. Bazı arkadaşlarımız merak ediyor. İlk başladığınız zaman hemen reklam açamıyorsunuz. Yani bu gelirleri hemen elde edemiyorsunuz. Belli bir süre çalışmanız lazım zaten. O da 4000 saat izlenme YouTube'da ve 1000 tane abone gerekiyor. Short kısmını eğer denerseniz de yine 1000 tane abone gerekecek ama bu sefer son 3 ayda 10 milyon izlenmeye ulaşmanız gerekiyor. 10 milyon izlenme short da aslında o kadar zor değil. Belli bir süre devam ederseniz hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. 100 binden bahsediyorum. 100 bini geçtiğimden bahsediyorum yani. Bu da soran arkadaşlarımız olduğu için aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi siz bu videoları nasıl hazırlayabilirsiniz? O kısma gelmeden önce küçük bir göstermiş olayım sizlere. Hani biraz daha böyle motive etsin. Siz de çok istediğiniz için yapıyorum zaten bunu. Bakın ben birçok ödememi kripto olarak alabiliyorum. Hani yeni nesil olduğu için artık modern olarak olduğu için e-mail adresime gittiğim zaman Binance yatırma diye arattım. Yani bugüne kadar gelenlere bakmış olalım beraber. Bakın burada ne yazıyor? 1 ile 50 sayfa arasında bu tarz yatırma e-mailleri var. Hani ben bu işi belli bir süredir yaptığım için söylüyorum bunu. Aynı zamanda o sizlere gösterdiğim 1500 dolar ve 1000 dolara da şurada bakmış olalım beraber. Bakın Binance para yatırma onaylandı diyor. 2023 6 Nisan'da yapılmış 1500 BUSD şeklinde Binance'e yatırma işlemi tamamlanmış. Az önce gösterdiğim zaten faturayı da görebiliyorsunuz bununla alakalı. Ben genelde 15'inden 15'ine bakıyorum hani ayı tamamlayabilmek için o şekilde söylüyorum. Az önce gösterdiklerimden bir tanesi hani konuşmayı bulabildiğim Binance yatırma onaylandı diye yazıyor. 1000 USDT hesabıma yatmış. Ben genel olarak YouTube'da dediğim gibi bu tarz ücretleri affiliate gelirinden sponsorluklardan kazanmaktayım. YouTube reklamını genelde videolarda açmıyorum bile. Bu tarz videoda da bu videoda da açmayacağım mesela. Sırf size daha fazla reklam görünmesin diye yapıyorum. Zaten buralardan kazanabildiğim için YouTube reklamlarını es geçiyorum. Türkiye'de biraz daha düşük çünkü o yüzden yurt dışına yapmak, İngilizce yapmak daha makul olabiliyor reklamlardan kazanmak istiyorsanız. Bunu da bir dipnot olarak size vermiş olayım. Sonuçları en azından görmüş olduğunuz hani bunun mümkün olabileceğini benim de zaten yaptığımı sizlere bu şekilde göstermiş oldum. Şimdi siz bu videoları nasıl yapabileceksiniz?
az önce söylediğim kanal fikirlerinden herhangi birini kullanarak bir tane video yapalım beraber. Arkadaşlar genelde bu tarz videolar için Pictory diye bir site var. Bu siteyi kullanabilirsiniz. Burada free trial yani ücretsiz de girebiliyorsunuz. Başta bu şekilde başlayabilirsiniz. Free trial kısmına tıkladığınız zaman bir hesap açmanız gerekecek burada. İsim, e-mail adresi, şifre veriyorsunuz, açıyorsunuz. Test hesabı olarak açacağım bunu. Sign up dedik. Hesabınız açıldığında şöyle bir ana sayfayla karşılaşıyorsunuz. Script to video, article to video bunlar olabilir. Yani herhangi bir yazıdan videoya çevirmesini istiyorsunuz. Bu onun için var. Bir yazı yazdırıyorsunuz konuyla alakalı. Mesela YouTube scripti yazdırıyorsunuz. Hani bildiğiniz yazı orada. Onu alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz. Burada bir video yaratabiliyorsunuz. Şimdi bunu illa kendiniz yazmanıza gerek yok. Ben zaten videolarda çokça söylüyorum ChatGPT nasıl kullandığımı. Burada bir tane yaptım sizin için. Onu kullanacağız beraber. Çok daha detaylı bir şekilde yazdırabilirsiniz bu videoları da. Hani 3 dakika, 5 dakika, 10 dakikalık videolar yapılabilir burada. Bakın görüyorsunuz YouTube videosu için şunu yazdım. 15 adımda nasıl daha iyi futbol oynayabileceğim hakkında bir video scripti, YouTube video senaryosu yaz dedim bana. Bu şekilde yazmış. İntrosundan başlamış ve bütün adımları yazmış. Şimdi ben buradan bunu kopyalayacağım. Sitemize gidiyorum. Bakın proceed diyorum script kısmına. Ve buradan herhangi bir isim yazabilirim. Hadi test 1 diyelim. Ve buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın hepsini yapıştırdı. Biraz daha düzenleyebilirsiniz. Şimdi ben çok fazla düzenlemeyeceğim bunu zaman almasın diye. Sadece şu outro kısmını silmiş olayım buradan. Hani bittiği zaman böyle olsun. Tamam diyorsunuz. Okey. Şimdi bu ne yapıyor? Buradaki yazıyı analiz ediyor. Yazıya bakıyor ve yazının içerisindeki futbol olsun, spor olsun vesaire bunlarla alakalı videolar buluyor. Yani eşleştiriyor. Ve bulduğu videolarda telif hakkı olmayan videolar. Zaten onlardan, stok videolardan alıyor diyebiliriz. Proceed diyelim. Bir tane stil seçiyorsunuz yapmak istediğiniz. Çünkü bu yazılar bu şekilde yazıyor. Atıyorum işte sarı olsun, kırmızı olsun vesaire. Buradan seçebilirsiniz. Aşağıda bir sürü modeli var zaten. Select diyorsunuz. Burada farklı modelleri de var. Bakın görüyorsunuz işte kare şeklinde ya da 9-16 telefonda Instagram'a Reels kaydetmiş gibi olabilir. 16-9'u biz seçiyoruz. YouTube'a daha uzun videolar yapacağımız için. Okey dedik. Şimdi belli bir zamanda bunu dediğim gibi analiz edecek. Ona göre, senaryoya göre videolarını çıkartacak. Ona bakacağız şimdi. Evet buradan halletmiş olduk arkadaşlar. Bakın bütün yazdıklarımızı cümle cümle bunları buradan kesebiliyorsunuz, editleyebiliyorsunuz. Biraz üzerinde denemeniz gerekebilir. Araştırmanız nasıl yapılacağını öğrenmeniz gerekebilir. Ben şimdi burada hepsini detaylı anlatmayacağım ama bu şekilde konsepti bakın. Bütün videoyu yani yazıyı buraya videoya çevirdi. Farklı videolar var. Yine görebiliyorsunuz. Burada ısınma yaptırdığınız zamanını anlatıyor ilk adım olarak. Yani bu tarz şeylerin videolarını yapay zeka kendi ekliyor. Şimdi burada visuals'u siz kendiniz de değiştirebilirsiniz. Visual kısmına tıklayıp. Ama burada audio kısmı önemli. Audio da şu. Sesinizi de kullanmıyorsunuz. Hani buraya kendiniz de ekleyebiliyorsunuz. My upload kısmından yani kendiniz de ses verebilirsiniz bu videoya. Ya da onların yapay zeka ile kullanılan buradaki kişilerin seslerini kullanabilirsiniz. Müzik de ekleyebilirsiniz. Bu arada. Bakın buradan dinleyebilirsiniz hangi müzik olduğunu. Arka planda çalacak şekilde düşünün bunu. Voiceover kısmına gittiğimiz zaman da bakın burada birçok ses var. Hani isterseniz apply kısmına tıklayarak male ya da female yani erkek ya da kadın herhangi birisini seçip buradan devam ettirebilirsiniz. Speed olarak da normal. Yavaş da konuşturabilirsiniz. Daha hızlı da olabilir. Dediğim gibi bunları şimdilik geçiyorum. Aiden male diyelim ilk baştakini seçelim. Bunu apply dediğiniz zaman video uygulayacaktır. Ve her şey tamamsa buradaki adımları tamamladıktan sonra zaten genel olarak hani audio'dan sonra ben pek bir şey yapmıyorum. Otomatik olarak hallettiğim zaman da download kısmına tıklıyorum ya da preview diyebilirsiniz. Görebilirsiniz. Bakın totalde burada 4 dakika 39 saniye yaklaşık 5 dakikalık bir video haline getiriyor bunu zaten. Download dediğiniz zaman da video buradan çıkartıyor ve sizin YouTube'a koyabileceğiniz hale getiriyor. Ama şunu söylemiş olayım. Burada watermark dediği Pictory sitesinin kendi logosunu göreceksiniz. Onu kaldırmak isterseniz de ücretli olanını almamız gerekecek. Tamamen size kalmış. Böyle başlayıp sonrasından para kazanmaya başladıkça ücretli hale getirebilirsiniz. Ya da bir aylık denersiniz. Bir ay içerisinde 10 tane 15 tane video yaparsınız. Sonra kapatırsınız ücretliyi. Hani ondan sonrasında denemek isterseniz, devam etmek isterseniz yine ücretini ödersiniz. Tamamen size kalmış. Bu sadece bir yöntem olarak. Ama ücretsiz de var deneyebilmeniz için. Bu şekilde arkadaşlar ondan sonra YouTube'a yüklüyorsunuz ve yüklemeye de devam ediyorsunuz. Belli bir yerden sonra bazıları tutmaya başlıyor. Sonra daha fazla kişiye yayılıyor. Siz takip ettikçe bakın ilk baştaki Body Hub kanalı 1200 tane video paylaşmış. 1200 tane yaptığınızı düşünün. Bunu yaydınız 6 aya 1 seneye devam ettirdiniz. Sonrasından gelen izlenmelerle reklamlar alınmaya başladı. Sponsorlu reklamlar olabilir, afiliyetler olabilir, reklam geliri olabilir. YouTube'un para kazanmaya başlayabilirsiniz. Yani bu benim kazandığım gibi uzun süre sizlere pasif
pasif gelirler elde ettirecek bir yöntem olabilir. Daha da büyüyebilecek bir yöntem olabilir. Şimdi bitirmeden önce bölümü şunu da söyleyeceğimi bahsetmiştim daha öncesinden. Telif hakkı olmayan, sadece bu videoyu kullanmadığınızı düşünüyorum, kendiniz yaptığınız mesela editör vesaire kullanarak telif hakkı olmayan videoları şuralardan bulabilirsiniz. Dareful.com, motionelements.com, withdeasy.com, withplay.com, alltrefree-download.com ve mixkit.com. Bunların linklerini ben yine her zaman yaptığım gibi vereceğim. Buradan videoları indirebilir, kendiniz de editleyebilirsiniz, kendiniz de bir video yaratabilirsiniz. Onu nasıl yapabiliyorsunuz? Ücretsiz online bile kullanabileceğiniz ya da programlarını indirip kullanabileceğiniz 3 tane site var benim de kullandığım. Birincisi shotcut.org, diğeri openshot.org, diğeri de capcut.com. Bunların da linklerini yine aşağı vermiş olurum. Oradan da bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yine uzun soluklu ama bayağı detay paylaştığım bir bölüm oldu. Umarım buradaki bilgiler yararlı olacaktır sizlere. Eğer öyleyse tabii ki bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hızlı bilgiler, çekilişler, trade ipuçları, yine online para kazanma yöntemlerini daha böyle hızlı bir şekilde sizlere ulaştırabildiğim Twitter'ım da var. Onu da aşağı paylaşıyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.